Uzun yıllar halka ve taleplerine mesafeli olarak yaşayan Arap ülkeleri liderleri sokakta kalkan toz bulutunu görünce benzeri tepkiler vermeye başladı. İnterneti kısıtlamak ya da halka daha önce akla gelmeyen bazı rüşvetler vermeyi denemek bunlardan bir kısmı. Bir diğerine de Libya hükümeti imza attı ve 110 siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Ancak bunun Bingazi'de büyüyen olayları yatıştırması beklenmiyor. 41 yıldır tek adam yönetimi altında bulunan Libya'da taşlar yerinden oynamış görünüyor. Medyaya getirilen kısıtlamalar sebebiyle izlediğiniz görüntüler sosyal paylaşım sitelerinden elde edilebildi. Görüntülerin sahipleri bunun salı günü Bingazi'de iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylara ait olduğunu ifade ediyor. Euronews, Libya'da yaşananlarla ilgili olarak muhalefetin önemli isimlerinden Hadi Şaluf'un görüşlerine başvurdu. Şaluf'un dikkat çeken bir özelliği de Uluslararası Darfur Ceza Mahkemesi hakimlerinden olması. Öncelikli talebimiz rejimin gitmesi. Bir hafta önce yönetimden bir koalisyon hükümetinin kurulmasını talep ettik. Yeni anayasanın hazırlanması için bir konsey oluşturulmalı. Devlet başkanlığı ve parlamento içinde seçimler yapılmalı. Ülkede yapılan yolsuzluklara adı karışanların tümü yargılanmalı.